8'ler İzmir Map Çalışma Fasükülü ile sayılar ve de veri analizini birlikte işliyorduk. 41'de kaldık devam edelim. Şekilde 4 kurbağa nehir kenarında aynı sırada durmaktadır. Uzak bir noktada gördükleri av için doğrusal bir yol izleyecek şekilde zıplamaya başlamışlardır. Buna göre 60 saniye sonra en çok yol alan kurbağa aşağıdakilerden hangisidir? Kırmızı kurbağa 3 saniyede bir zıplıyormuş. 60'ı 3'e bölelim kaç defa zıplar bir bakalım. Eşittir 20 defa zıplar. Yani 20 kök 2 kadar hani bir zıplamada kök 2 gidiyor ya. 20 kök 2 kadar yol alır. Bu 20'yi içeri alacak olsak 20'nin karesi nedir? 400'dür. 400 çarpı 2'den kök içinde 800. Hepsini kök için alacağım sıralaması kolay olsun diye. Mavi kurbağa 4 saniyede bir zıplıyorsa 60'ı 4'e bölelim. Kaç defa zıplar? 15 defa zıplar. Yani her bir zıplamada kök 3 ise 15 kök 3 yol alır. Peki bu 15'i içeri sokacak olsak karesi nedir 15'in? 225 çarpı 3. O da eşittir kök içinde. 675 santimetre yol alıyormuş. Mor kurbağa 5 saniyede bir zıplıyor. Şu 60'ı gelin bir 5'e bölelim. 12 çıkar. 12 kök 5. Yani burada kök 5 var her zıplama kök 5 olduğu için. Bu 12 içeriye 144 diye girer. Kök içinde 144 çarpı 5. Şurada çarpı verelim 144 ile 5'i. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 5 22 Elde 22. Elde var yine 2. 5 kere 5 2 daha 7. Kök içinde 720 imiş. Eşittir kök içinde 720. Yeşil kurba 6 saniyede bir zıplıyor. 60'ı hemen 6'ya bölelim. 10 defa zıplar. 10 defa zıplıyor. Peki her zıplama 6 idi. O zaman ne olur? 10 kök 6 kadar ilerler. Bu 10 içeriye nasıl girer? 100 diye. Onun karesi 100 ya. 100 çarpı 6. Bu da ne olur? Kök 600 santimetre yol alır. Bize diyor ki en çok yol alan kurbağa hangisidir? Bunlar içinde kök 800 en fazladır. Kırmızı kurbağa en ileridedir. Olimpiyatları branşlara göre altın madalya alan sporcu listesi demiş 2016'nın. Yukarıdaki tabloda 2016 olimpiyatlarında çeşitli branşlarda altın madalya alan sporcuların listesi ve bu branşlara ait son olimpiyat rekorları verilmiş. 2016 olimpiyatlarında yukarıdaki branşların kaç tanesinde yeni olimpiyat rekoru elde edilmiştir diyor. Şimdi şu kökleri bir içeri alalım bakın bu tam sayılara benzeyecek mi? Bu dört içeriye nasıl girer? 16 diye kök içi de 16 çarpı 5 eşittir kök 80. Bu kök 80 da neredeyse yaklaşık olarak 9'a eşit. 9 metreye çok yakın kök 81'e. Ama bak eski sporcunun aldığı rekor ne? 8.38. Yani birazcık olimpiyat rekorunun gerisinde kalmış. Yeni bir rekor değil. Yüksek atlamada Derek Drouin Kanadalı sporcu rekor 2.39 iken kendisi 2.38 yapmış. Bu da alamaz. Alamaz. Ne kadar kalmış? 0.01 kalmış. Devam edelim. Sırıkla atlamaya Brezilya'dan bir futbolcu katılmış. Eski rekor 6'dan azmış. Neden 6'dan az dedim? Çünkü 6 olsaydı kök 36 yapardı. Burası 6'dan az. Ama bizim adama bak 6'yı bile geçmiş. Yeni rekor. İşte bu yeni rekordur. ABD'li sporcuya bakalım. 8'i içeri alalım. 64 diye girer. Kök içinde 64 çarpı 5. Şurada bir yerde 64 ile 5'i çarpalım. 64 ile 5'i çarpıyorum. 4 kere 5 20 elde var. 2, 5 kere 6, 30, 32. 320. Kök içinde 320 burası. Peki 18'in karesini yani onu kök içine alacak olsak eşittir kök içinde desek. 18'in hatırlıyor musunuz karesini hatırlamıyorsunuz diye çarpıyorum. 6 kere 8, 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 8 6 daha 14. 1 kere 8 8 1 kere 1 1 toplarsam ne oldu burası? 4 2 3. 324 hatta fazlalığı bile var. Kök 324'ten fazla bile. E, o zaman bu rekor kıramamış. Bakın kök 320 bu. Rekorumuz kök 324'ten bile fazla. O zaman bu da kıramaz, yeni rekor kıramaz. Bir tanecik kırık, e, kırdı rekor. O da ne? Sırıkla atlamaymış cevap Adana yani. Şekildeki merdiven her birinin yüksekliği kök 7 desimetre olan 80 basamaktan oluşmaktadır. Buna göre merdivenin 80. basamağında duran aycanın yerden yüksekliğinin metre cinsinden değer ediyor. Hangi iki doğal sayarsadır. Şimdi desimetreyi metre çevirirken bir sıfır silinir. Yani ona bölünür. Şimdi 80 basamak nedir arkadaşlar? 80 kök 7'dir. Çünkü her biri kök 7 kadar uzun, uzunlukta. Ne yapacağız biz? Bu desimetre ise metreye çevirirken bir sıfırını sileceğiz. 8 kök 7 metre olacak. Şu 8 de içeri alalım. Nasıl alırız? 64 diye. 7 çarpı 8'in karesi nedir? 64. Bunu da çarpı verirsek 448 yapar. 448'in yaklaşık değeri şudur arkadaşlar. Şöyle bir yapacak olsun. Kök içinde 441'e çok yakındır. Ama geçmiş. 441 neyin karesidir? Dışarıya 21 diye çıkar. 21'in karesidir. Burası 441'den fazla olduğu için 21'i geçmiş ama 22'den azdır diyebiliriz. Sevgi duvara kenar uzunluğu 10 santim ile 11 santim arasında özdeş kare şeklinde fotoğrafları asacaktır. Buna göre sevgin duvara asıcı fotoğrafların bir tanesinin kenar uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hepsini kök için alacağız. Şu 10 normalde kök 100. Bu 11'de kök 121. Kök 100 de kök 121 arasında olacak. Şimdi bakalım 3'ü içeri alırsak 9 diye girer. Kök içi de 6 çarpı 9. O da işte ne yapar? Kök içi de 54. İşimize yaramadı. Şuna bakalım. 4 içeriye 16 diye girer. 5 ile 16'yı çarpın. Kök 80. Kısa geldi gene. 5 içeriye 25 diye girer. 3 tane 25 kök 75 yapar. Kısa geldi. 6 içeriye 36 diye girer. Kök içinde 3 tane 36 108 yapar. Aha bakın yüzde 121 arasında iş görür yani. Doktor tavsiyesiyle diyete başlayan Yasemin'in Başlangıçtaki ve diyete başladıktan 2 ay sonra kilosu yukarıdaki baskülere gösterilmiştir. 65'miş. 57.52'ye düşmüş. Yasemin'in 2 ay sonunda verdiği kilonun kilogram cinsinden de değerini açtığı karakteristik hangisi daha yakındır diyor. Şimdi 65'ten 65.00'dan. 57.52'yi çıkartalım. Şuradan bir onluk kaldım. Burası 4 kaldı. Burası 9. Burası da 10 oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 5 çıktı 4. 14'ten 7 çıktı 7. Burada 5 kaldığı için 0. 7 kilo 48 yani 7 buçuğa yakın. A şıkkına bir bakalım. Şu 3'ü bir içeri alalım. 9 diye girer. Hani karesini alıp giriyordu ya. Kök içinde 45 olur. Şimdi kök içinde 45 kök içinde 49'dan daha azdır, değil mi? Kök içinde. Kök içinde 49'dan daha azdır dedik. Yani 7'den bile az. 6, virgül küsür küsür. Ya yani biraz uzak bir ihtimal. Hemen şuna bakalım. Bunu bu tarafa attığımızda 25 diye girer. Kök 50. Kök 50 yalnız şöyle değil midir arkadaşlar? 7,1 gibi bir sayıdır. Kök 49'u azıcık geçti çünkü. Bu da dursun bakayım. Şu 3'ü içeriye aldım. Ne olur? 9 diye girer. Kök içinde 6 9, 54. Bak bu birazcık yakın gene de. Şuna da bakalım gene de. Şuna bir bakalım. 2 içeriye 4 diye girer. Kök içinde 60. 54'e baktığımızda 49 ile 64 arasında buçuktan az yani ortadan az. 60 ise 49 ile 64 arasında buçuktan fazla kök 60. Hatta 8'e daha yakın. O zaman bize en yakın olan nedir? C'dir. Şekilde verilen kare köklü sayıların en yakın olduğu doğal sayılar yanlarına yazan harflerle gösterildiğine göre. bu harflerin ne olduğuna bir bakalım. 2'yi içeri aldım. 4 diye girdi. Kök içinde 20. Kök 16'ya mı yakın? Kök 25'e mi yakın? Kök 16'ya sanki daha yakın değil mi? 4 birim yakınlıkta. Yani kök 16'da 4 diye çıkar. 48 kök içinde 49'a mı yakın? Kök içinde 36'ya mı yakın? 49'a daha yakın değil mi? O zaman 7'ye yakındır diyoruz. Kök 49 7'dir çünkü. 3'ü içeri aldığımızda ne olur burası 9 diye girer. 2 kere 9 18'dir. Kök 18 kök 16'ya mı yakın? Kök 25'e mi yakın? Kök 16'ya daha yakın değil mi? O zaman bu da 4 diye çıkar. Kök 120 sanki en yakın olduğu şey kök içinde 121. Kök 121 11 diye çıkar. R de 11'dir. Şimdi ö üzeri b diyor. Şunu bir yapalım şurada. Ö'yü ne bulmuştuk? 4. B'yi ne bulmuştuk? 7. 4 üzeri 7 çarpı a üzeri r. A'yı ne bulmuştuk? 4. R'yi de 11 bulmuştuk. Şimdi burası ne oldu? 4 üzeri tabanlar eşitse üstler toplanıyordu ya. 18. 4 üzeri 18 piyasada yok. Çünkü 2 üzeri 2'nin 4 2'nin karesi ya. 2 üzeri 2'nin 18'i kuvvetleriz. O da 2 üzeri 36 yapar. Cevap Ceyhan'dır. Kök A şeklinde yazılan bir sayı ile ilgili açtığı bilgiler veriliyor. A sayısı 3 basamaklı pozitif bir tam sayıdır. A sayısı tam kare sayı değildir. A kök B şeklinde 4 farklı yazılışı vardır. A ve B sıfırdan farklı bir tam sayıdır. Buna göre A sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? Şıkların hiçbirisi gördüğünüz gibi tam kare değil. Ha, i̇lki oldu. Bakın şu hatta ikincisi tam kare değildir diyor oluyor. Şimdi 3 basamaklı mı? Hepsi 3 basamaklı. Evet. A kök B şeklinde 4 farklı yazılışı var mı? Ona bakacağız. En küçük dediği için A şıkkına bir başlayalım. 108 İçinde neler var? Bakıyoruz. 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Şimdi ilk başta 1 kök 108 yazabiliriz. İstersek sadece 2'yi çıkartıp şu 2'leri çıkartıp kare çünkü. 2 kök kalanını kök içinde tutabiliriz. 3 görüş 3 9. 3 kök 9. 27 diyebiliriz. Ya da bu 2'den vazgeçip sadece 3'ü çıkartabiliriz. 3 kök, kalan ney 2 kere 2, 4, 3 kere 4, 3 kök 12 diyebiliriz. Ya da hem 2'yi hem de 3'ü çıkartabiliriz. Şu şekilde. Çünkü istersek bu da kare oluyor. Bu da kare oluyor. 2 kere 3 ne olur? 6 kök 3 de olabilir. O cevap direkt a'dır diyebiliriz. Can öğretmen, Kare kökli ifadelerle hazırladığı seksek oyunda başlangıç noktasında bulunan zümra her satırda sadece A kök B. A ile B sıfırdan ve birden farklı olacak. Yani bir kök az önce dediğimiz gibi 108 yazmayacağız. Ne de az önce misal 3 kök 12 filan demiştik. Bu şekilde yazacağız. Şeklinde yazabilen sayıların üstüne basıyor. Doğru bastı her kutuyu siyaha boyuyor. Bitiş noktasına var da oluşan yörtaşla ilerden hangisidir diyor. Şimdi kök 2'yi biz dışarıya A kök B ya da kök 6 ya da kök 10'u a kök 5 şeklinde yazamayız ama bu 12 nedir? 4 çarpı 3 olduğu için ne olur? 2 kök 3 olur. Yani burayı biz siyaha boyayabiliriz. İkinci kata geçtiğimizde kök 15 dışarı hiç çıkamaz. Kök 18 ise 9 çarpı 2'dir. 9 2'nin çarpımı olduğu için 3 kök 2 olur. Diğerlerine bakmama bile gerek yok. Bakın ne güzel istediğim gibi yazabildim. Bir üst kata çıktığımızda 44 çarpı 10'dur. Nasıl çıkar dışarıya? 2 kök 10 diye çıkar. Burası da olur. Üstte de aynı şekilde 44 4 çarpı 11'dir. Bu 44 kök 40 şuraya yazayım. Orası çok küçük oldu. 2 kök 11 diye çıkar. Yani burayı da şöyle kararalım. Aynı şekilde burada kök 52'yi bir düşünelim. 52 normalde 4 çarpı 13'tür. O da 2 kök 13 olur. A kök B şeklinde 52 yazılır burada. Üst katta kök 68 var. Kök 68 de 4 ile 17'nin çarpımı. 4 çarpı 17 nasıl çıkar? 2 kök 17 diye çıkar. Yani buradan da kök 18'i şöyle bir karalayacağız. Bu şekilde karalanan şıkkı arayacağız şimdi. Tıpkısının aynısı B şıkkında var. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B içeriye A kare B diye gelir. Hani şu dışarıdaki Sayı içeriği karesel alarak girer deriz ya onun gibi. Kök 300 sayısının A kök 5 şeklinde farklı yazılışları yukarıdaki şeklin etrafındaki boşluklara yazılacaktır. Aşağıdaki sayılarda hangisi boşluklara yazılamaz diyor. Şıktan da gidebilirsiniz ama az önce gösterdiğim yöntemi size bir daha gösterteyim. 3'ü yana çektik çizgi. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Sadece 2 çıkıp diğerleri kök içinde kalabilir. Yani 2 kök diğerleri 75 yapar. 2 kök 75 olur. Aha C oldu. Hadi şuraya 2 kök 75 yazalım. Sadece 2 değil de sadece 5'i de çıkartabiliriz. Sadece 5 çıkarsa diğerleri içeride kalır. 2 kere 2 4, 3 kere 4 12 olur. Yani 5 kök 12 de oluyor. D de yazdım. Hadi şuraya 5 kök 12 de yazalım. Yalnız bu hem 5 hem de 2 de çıkabilir. Hem 5 hem 2 çıkarsa dışarıda ne olur? 10. İçeride ne kalır? 3. 10 kök 3 de oluyor. Şuraya da 10 kök 3 yazalım. Ama B şıkkı olmaz. Neden olmayacağını gösterivereyim. 15 içeriye 225 diye girer. Çarparsam kök içinde 450 yapar. 300 yapmaz yani. Yukarıda bir numaralı bu, buluttaki kare köklü ifadelerle iki numaralı buluttaki kare köklü ifadeler Eşleştiğinde yani eşit olanlar birbirleriyle e, eşleştiğinde 2 numaralı buluttaki hangi sayının açıkta kalacağını soruyor. 200 100 çarpı 2 olduğundan 100 dışarıya 10 diye çıkar 10 kök 2 eşleştiler. 175'e bakalım bir de. Çektik çizgiyi. Bir 5'e bölelim 35. Bir daha 5'e bölelim 7. 7'ye bölelim 1. Ne oldu bu? 5'in karesi çarpı 7. Yani 5 kök 7 oldu burası. 5 kök 7. Karşıda 5 kök 7 var mı? Var. O da gitti bununla birlikte. 180 36 çarpı 5'ti. Yani 6 kök 5 oldu. 6 kök 5 ile de o eşleşti. 192'ye bakalım. 192 içinde ne var? 2'ye böldüm. 96 2'ye böldüm 48 2'ye böldüm 24 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 Şimdi bir tane 2 çıkar bir tane 2 çıkar bir tane daha 2 çıkar 2 çarpı 2 çarpı 2 8 kök 3 olur bu 192 8 kök 3'ü karşıda bulalım ve silerim. sildik bir tek ne kaldı 112'miz kaldı ona bakalım neler var 2'ye böldüm 56 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 2 çıktı. Bir 2 daha çıktı. 2 kere 2. 4 kök 7 yaptı bu da. 4 kök 7'yi de sildik. Elimizde ne kaldı? 7 kök 5. Yani A şıkkı kaldı. Bir inşaat firması görsel farklılık yaratmak için Yaptı binaların dikdörtgen şeklindeki ön cephesine aşağıdaki gibi 4 eş kare desen ekleyerek bu kareleri maviye boyamıştır. Buna göre yukarıdaki ölçüleri verilen şekilde kırmızıya boyalı alan kaç metrekare olur diyor. Yani biz ne yapalım? Tüm alandan 4 tane karenin alanını çıkartalım. Tüm alanımızı nasıl buluruz? 15 kök 6 ile 8 kök 2'yi çarparız. Çarpalım. 8 ile 15 önce çarparsam 120. Kök içinde 6 ile 2 çarparsam 12. Yalnız 12 4 çarpı 3 olduğu için o 4 dışarıya 2 diye çıkar. Değil mi? 2 ile 120 çarparsam 240 kök 3. Bu tüm alan. Bu tüm alandan biz bu mavi denilen 2 kök 7'ye 2 kök 7'lik karemizi birisinin alanını bulup 4 ile çarpalım. 2 kök 7 çarpı 2 kök 7 eşittir. Önce 2 ile 2 çarparım 4. Sonra kök 7 ile kök 7'yi çarparım. Kök 49 olur. Yani 7 diye çıkar. 4 kere 7 ne olur? 28. Bu kareden 4 tane var. 28'e de 4'ü çarpalım. 4 kere 8, 32 elde var 3. 2 kere 4, 8, 3 daha 11. Bu 112 çıkacak işte. Kimden? Tüm alandan. O zaman 240 kök 3 eksi 112 olur. Cevabımız şıkkıdır. Birbirine eşit dörtgenlerden oluşan şekilde boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bu kök 1000 nedir? 10 çarpı 100'dür. Bu 100 dışarıya 10 diye çıkar. 10 kök 10'dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten 10 parçaymış. Her bir kenar o zaman kök 10, kök 10 diye gider. Şimdi şuraya bakalım. Kök 800 diyor. Bu da nedir? 400 çarpı 2'dir. Yani 20 kök 2'dir. 20 kök 2'dir. Peki kaç tane sıra var yukarıya doğru bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 kök 2'yi 10'a bölersek. Hadi bölelim. 10'a böldük. 2 kök 2'dir şu her bir uzunluk. 2 kök 2. Şimdi şunun bir tanesinin alanını bir bulalım. 2 kök 2 ile kök 10'u çarpalım. Ne oldu? 2 kök 20 oldu. 20 de 4 çarpı 5 olduğu için bu 4'ü dışarıya 2 diye çıkartan. 2 kere 2 4 kök 5 bir tanesinin alanı. Bir tanesinin alanı. Bizde kaç alan var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 tane şekil var. Bu 4 kök 5 ile 20'yi çarpacağım. 20 ile 4 çarpılır sadece biliyorsunuz değil mi? 80 kök 5 yapar. Cevap aşık. Yukarıdaki diyagramda başlangıçtaki sayıyı oklar üzerindeki sayılarla arka arkaya çarparak ilerlediğimizde hangi çıkıştan elde ettiğimiz sonuç bir tam sayı olur diyor. Hadi aşağıdan bir başlayalım. Kök 6 ile çarpacak olsak ne olur? 5 kök 12 olur. 12 de 4 çarpı 3 olduğu için 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kere 5 10 kök 3 yapar. Şimdi ben 10 köküçlü bir şeyi köküçlü bir sayıyla çarpmam lazım ki kök kalmasın. Hemen hangi yolu tercih ederim? Aha bu yolu tercih ederim. 10 kök 3 çarpı 2 kök 3 şudur. Dışarıyla dışarı çarparsam 20 yapar. Kök 3 ile de kök 3'ü çarparsam 3 yapar. Çarpımda sonucum 60 çıkar. Bakın cevap 3. çıkıştır dolayısıyla. Yukarıda verilen kare köklü sayılardan herhangi iki tanesi çarpıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi bulunamaz? A şıkkını bulabiliriz. Bakın bununla bunu çarptığımızda 3 kök 5 çarpı kök 3. Kök içleri çarpılır. Dışarıda 3 kalır. Kök içinde 15 olur. Bu oldu. 2 kök 5 ile 5 kök 2'yi çarparsam. 2 kök 5 çarpı 5 kök 2. Ne olur? Dışarıya dışarı çarptım 10. içeriyle içeri çarptım 10. 10 kök 10 da oldu. Peki şurayla şurayı çarpsaydık ne olurdu? 5 kök 2 çarpı 3 kök 3. Dışarıyla dışarı, dışarı çarptım 15. içeriyle içeri, içeri çarptım 6. Bakın 15 kök 6 da oldu. Demek ki D'yi bulmak için uğraşmayacağız. Kenar uzunlukları kök 3 metre ve 4 kök 2 metre olan dikdörtgen dörtgen şeklinde tahta parçasından çerçeve yapılacakmış. Bu işlem için kenar uzunlukları kök 2 metre ve 2 kök 3 metre olan dikdörtgen dörtgen parça çıkarıldığına göre geriye kalan parçanın alanı kaç metrekaredir? ne yapacağız? Tüm alandan içerideki alanı çıkartacağız. Şimdi tüm alan dediğimiz kök 3 ile 4 kök 2'dir. Çarparsak hani burada gizli bir var. Kök dışlığıyla kök dışı 1 kere 4 4. Kök içiyle de kök içi 2 kere 3 6. Burası işte tüm alan. Şimdi bir de içerideki alana bakalım. İçerideki alanda nedir? Kök 2 ile 2 kök 3'ün çarpımıdır. Burada gizli bir var diyelim. 1 kere 2 2 kök 2 ile de kök 3 çarparsam 6. Bu da çıkan kısım. Çıkan kısım. E ne olacak? Tüm alandan çıkan kısmı çıkarttığımızda 2 e, kök 6 kalacak. 4 kök 6'dan 2 kök 6 çıkarsa 2 kök 6 kalır. 56. soruda Hacivat ile Karagöz'ü oynatıyorlar. Görgü oyunu Karagöz arasındaki mesafe kök 108 cm'dir. Önce Hacivat Karagöz'e doğru kök 27. Sonra da Karagöz Hacivat'a doğru kök 12 cm ilerlemiştir. Buna göre son durumda Hacivat ile Karagöz arasındaki uzaklık kaç cm'dir? İlk başta şu kök 108'in ne olduğuna bakalım. Kök 108 eşittir. 36 çarpı 3 olduğu için 6 kök 3'tür. İlk başlarda aralarında 6 kök 3 varmış uzunluk. Şöyle diyelim. Sonra birisi 2 kök 7 ki hacıvat? Şöyle bir gelmiş diyelim. 2 kök 7 dediğimiz pardon kök 27 dediğimiz şey aslında 9 çarpı 3'tür. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 3'tür. Bu 3 kök 3 kadar gelmiş. Peki Hacıvat'a doğru Karagöz nasıl gelmiş? Kök 12 kadar. O da 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 3'tür. Bu oğlan da bu tarafa doğru 2 kök 3 gelmiş. Bu aradaki mesafeyi soruyor. E zaten toplam 6 kök 3 değil miydi? 2 kök 3, 3 kök 3 daha 5 kök 3'ü çıkacak. 6 kök 3 eksi 5 kök 3 ne kalır geriye? 1 tane kök 3. Yukarıda köşeleri çakışacak şekilde 7 adet eşli dörtgen ile oluşturulan şeklin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi kök 98 z e bakmadan önce şuraya x x x x x dersek şu uzun kenar ne oluyormuş? 5 x'e 5 x. Neyse uzun kenar dediğimiz yer neresi olduğunu söyleyelim. İşte şurası. Burası 5 x arkadaşlar. Peki şu kısa kenarda x x demedik mi? x x. O zaman kök 98 eşittir 7 x uzunlukta. 98, 49 çarpı 2 değil mi? Yani 7 kök 2 eşittir 7x'miş. 7'leri kaldır at. X eşittir kök 2 olur değil mi? X eşittir kök 2'den yürüyeceğiz soruya. Şeklin alanını soruyor. Bir tanesini bulup 7 ile çarpacağız. X kök 2 idi. O zaman burası kök 2. Burası da 5 kök 2 olur. Kök 2 ile 5 kök 2 çarpma işte bu alanı bulurum. Çarpayım sizin için. 5 kök 2 çarpı kök 2. E, kök 2 ile kök 2 da 2 diye çıkar. 5 çarpı 2 de bir tanesinin alanı 10 olur. E burada 7 tane var. 7 kere 10 70 yapar. Yukarıda şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt EF doğrusu boyunca ortasından katlanıp şekil 2'de dikdörtgen elde ediliyor. Daha sonra şekil 2'de dikdörtgen GH doğrusu boyunca ortasından katlanarak şekil 3'teki dikdörtgen elde ediliyor. AB kök 48'miş. Kök 48 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3'tür. AB 4 kök 3 ise katlanınca ne olur? 2 kök 3, 2 kök 3 olur. Yani şuradan bahsediyorum. Şurası 2 kök 3 oldu. AD kök 12'dir diyor. Kök 12 nedir arkadaşlar? Kök 12 4 çarpı 3'tür. Yani 2 kök 3'tür. Şurası 2 kök 3, burası da 2 kök 3. Buraya da ne olur? Dolayısıyla kök 3, kök 3 kalır. Katlanınca da şurası kök 3, şurası da 2 kök 3 oldu. Şekil 3'te 4'ünün bir yüzün alanı. Yani şuranın alanını soruyor bana. O da 2 kök 3 çarpı kök 3. Yani 2 kök 9. 9 da dışarıya 3 diye çıkar. 2 çarpı 3 6 yapar. Cevap A şıkkıdır. de birinci sütundan rastgele seçtiği bir sayı ikinci sütundaki herhangi bir sayı ile çarpıp bulduğu sonucu üçüncü sütundaki herhangi bir sayı ile toplayarak balonlarda yazan sayıya ulaşmaya çalışmaktadır. Şimdi biz üçüncü sütunda toplayacağız ya toplamada Kök içleri aynı ise toplanır. Yoksa toplama işlemi yapılmaz. Aynen kalır yani. Şimdi biz buradaki kök 112 16 çarpı 7 olduğu için 4 kök 7. 18 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2. Kök 27 9 kere 3 olduğu için 3 kök 3. Kök 12 de 4 kere 3 olduğu için 2 kök 3 olarak çıkarttık. Şimdi kök 3'lü kök 2'li ya da kök 7'li bir sayıyla toplayacağız. Karşı tarafa ulaşacağız. Sol tarafta Yine kök 3'lü, kök 7'li ya da kök 2'li bir sayı bulmamız gerekiyor. Şimdi 111 bir kere 3 çarpı 37'dir. Biz sağ taraftaki kök 37 ile çarpsak biz bunu. Yani kök 111 çarpı kök 37 desek. 111 3 çarpı 37 olduğu için bu 37'ler çarpılır dışarıya 37 kök 3 de içeride kalır. 37 kök 3 olur burası. Yazık 37 kök 3'ü. Buradan da biz 2 kök 3'ü eklesek buna. 2 kök 3'ü ekledim. Ne oldu? 39 kök 3 oldu. Yani mavi balon oluyor. Biz olamaza odaklanmıştık. Şu mavi olanı bir silelim. 91 normalde 13 çarpı 7'dir. Biz bunu şurayla bir çarpsak. Hadi çarpalım. Kök içinde 91 çarpı kök içinde 13. Hani 91 13 çarpı 7 idi ya. 13 ile 13 çarpımında dışarıya 13 diye çıkar. Kök 7 çıkamaz. 13 kök 7. Burada da ne var elimizde? 4 kök 7 var. 4 kök 7'yi oradan eklesek. 4 kök 7 eşittir ne oldu? 17 kök 7 oldu. Bak yeşildi olabildi. Yeşil de sildik. 24 4 çarpı 6'dır. Yani bu 2 kök 3. 2 kök 6'dır. 2 kök 6 ile biz kök 3'ü çarpsak. Kök 3'ü çarpıyorum. Eşittir ne olur? 2 kök 18 olur. Kök 18'e 9 çarpı 2 olduğu için 9 dışarı 3 diye çıkar. Ve 2 ile çarpılır. 6 kök 2 olur. 6 kök 2 ile sağ taraftaki biz 3 kök 2'yi toplasak o da ne yapar? 9 kök 2 yapar. Bakın 9 kök 2 de oldu. 51 17 çarpı 3'tür. Bakın biz burada kök 17'yi de görüyoruz. Kök içinde 51 ile kök içinde 17'yi çarpalım. Hani bu 17 çarpı 3'tü ya 51. 17'ler çarpışınca 17 diye çıkıyor. Karesi oluyor çünkü kök 3. 17 kök 3. Oradan da bir 3 kök 3 görüyorum. Bunları toplarsam ne olur? 20 kök 3 olur Bakın kırmızı balon da gitti. Bir tek turuncu balonla hiçbir şey eşleşmedi. Cevap A olur. Yukarıda merdivenin kırmızı halı döşenen yüzleri dikdörtgensel bölgelerden oluşmaktadır. AB kök 18'miş. Kök 18 9 çarpı 2 olduğu için ne olur burası? 3 kök 2 olur. BC kök 32'ymiş. 16 çarpı 2 olduğu için burası da 4 kök 2 olur. Bu da 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2 olur. Şimdi yüksekliğimiz 3 kök 2 idi ya. 3 basamak olduğu için bundan her birinin yüksekliği eşit olduğu için kök 2, kök 2 ve de kök 2 olur yükseklikleri. Şurası 4 kök 2 idi ya. Burada 1, 2, 3 basamak var. Her biri ne olur bu basamakların? Şöyle uzatayım. 4 kök 2 bölü 3 birim olur. Şurası. Şimdi şu bize bakan şu yüzleri nokta nokta yapsam kaç tane aynı yüzden vardır desem. Hemen ne dersiniz? 3 tane hocam o yüzden vardır dersiniz. Bu yüzün bir kenarı ne? Kök 2. Diğer kenarı ne? Yani şu uzun kenarı burası 5 kök 2 idi. Yani kök 2 ile 5 kök 2'yi çarpalım. Kök 2 çarpı 5 kök 2. Bundan 3 tane var yalnız. Ne olur kök 2'ler 2 iki diye çıkar. 5 çarpı 2 10 yapar. Bu 10 da ne yapacağız biz? 3'ü çarpacağız. Ne olacak? 30 olacak. Şimdi biz şu üst yüzeylere bakalım. Bu üst yüzeylerden kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. O zaman birisinin alanını bulalım. 3 ile çarparız. Şimdi bunun şu kısa kenarı ne demiştik az önce sizde biz? 4 kök 2 bölü 3. 4 kök 2 bölü 3 ile çarpı. Bunun uzun kenarı da 5 kök 2 idi. 5 kök 2. Yukarısı 20 çarpı 2. Aşağısı da gizli payda 1 olduğu için 3 kere 1, 3. Yani bir tanesinin alanı 40 bölü 3 oldu. Yalnız 3 tane var. 40 bölü 3'ü ne yapacağız? 3 ile çarpacağız. 3 ile gider. Oradan da ne geldi elimize? 40 geldi. 30 da bize bakan yüzdü. 40, 30 daha ne yapar? 70 yapar. Yeşil ve mavi renkte eşit uzunlukta iki ip vardır. Bu ipler ile yukarıda kenar uzunlukları verilen kare ve üçgen oluşturulmuştur. Eşit uzunlukta yapılmış. Hmm, o zaman biz şu karenin çevresini bulalım. Her bir kenarı kök 63. Peki 63 nedir? 9 çarpı 7'dir. Yani 3 kök 7'dir. Bundan 4 tane var. 4 tane 3 kök 7'yi bulmak için çarparız. 12 kök 7. İşte bu 12 kök 7 bunun çevresiyle aynı. 28 ney peki? 4 çarpı 7 değil mi? Yani 2 kök 7'dir bu AC kenarı. 5 kök 7 de burası. 2 kök 7 artı 5 kök 7 topladım 7 kök 7 yaptı. 12 kök 7 olmaz için kaç birim var? 5 kök 7 birim var. Demek ki burası da ne olması gerekiyor? 5 kök 7 olması gerekiyor. Cevap D'dir. Yukarıdaki toplama tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi 20 ne ile neyin çarpımı? Bir kere 4 çarpı 5. Yani o da ne olur? 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 5 olur. 125 de 25 çarpı 5. O da ne olur? 5 kök 5 olur. Şimdi yıldızı bulacağız. Yıldızımız bizim. 1 kök 5 ile 2 kök 5'in toplamı yani 3 kök 5 yapar. Kalbimize bakalım. Kalbimiz nasıl bir şey? 1 kök 5 ile 5 kök 5'i toplarsam 6 kök 5 yapar. Üçgenimize bakalım. Ama kök 80'i bulmamışız daha. Kök 80 normalde 16 çarpı 5'tir. Yani 4 kök 5'tir. 4 kök 5 ile 2 kök 5'i toplarsam 6 kök 5 yapar. Bizim ayımız nedir peki bakalım. 5 kök 5 ile 4 kök 5 topla 9 kök 5 yapar. Şimdi kalp ve üçgen aynıdır demiş. Bakalım kalp ve üçgen aynı mı? Aynı. Bu doğru. Üçgenle yıldızı topladığımızda yani burayla burayı topladığımızda 9 kök 5 yapar. O da diyor ki aya eşittir. Evet aya eşittir. Bu da doğru. Ayla kalbi toplayalım diyor. Ay ile yani 9 kök 5 ile kalbi toplarsam 6 kök 5 yapar. Topladığımızda yıldız yapar diyor. Yıldızımız ama 3 kök 5. Siz yapar mı? Hayır. Cevap C'dir. Kök 48 16 çarpı 3. 9 çarpı 3 de 27 yapar. Bu da 36 çarpı 3'tü. Yani 16 çarpı 3 derken 4 kök 3'ten. 27'yi de 3 kök 3 yapıyoruz. 36 çarpı 3'ü de 36 6 diye çıktığı için 6 kök 3 yapıyoruz. Şurası artıydı bu arada. 4 kök 3, 3 kök 3 daha 7 kök 3. Den 6 kök 3 çıkartırsak sadece kök 3 kalır. Kök 3 hangi sayılar arasındadır? Kök 3 kök 1 ile kök 4 arasında bir sayıdır. Kök 1 1 diye çıkar, kök 4 de 2 diye çıkar. Demek ki 1 ile 2 arasında bir sayıdır. Boyutları kök 20 ve kök 181 olan yeterli sayıdaki dikdörtgenler üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilerek bir kare oluşturmak isteniyor. Bunu bir oluşturabilecek en küçük karesel bölgenin ön yüzün alanı. Yani burada bir ekok işi var. 180 36 çarpı 5 olduğu için 6 kök 5'tir. Bu da 4 çarpı 5 olduğu için 2 kök 5'tir. 2 kök 5 ile 6 kök 5'in ekoku yine 6 kök 5'tir. Yani ben bu dikdörtgensel bölgelerden 3 tanesini şöyle üst üste koyduğumda zaten karesel bir bölge olur. Niye diye sorar iseniz. Şurası 6 kök 5 uzunluğunda, şu da 2 kök 5, 2 kök 5 ve 2 kök 5. Toplarsam bu uzunluğunda ne olur bizim? 6 kök 5 olur. 3 tanesini üst üste koyduğumda bir kare oldu. Şimdi bu karenin alanını bulurken ne yapıyoruz? 6 kök 5 ile 6 kök 5'i çarpıyoruz. 6 kere 6, 36 kök ile de kök 5, 5 diye çıkar. 36 ile 5'i çarparsam, 180 yapar. Cevap A. Yukarıdaki basamak genişliği birbirine eşit kök 490 santimetre olan altı basamaklı bir merdiven verilmiş. Merdivenin yan parçaları birbirine eş ve birinin uzunluğu 45 kök 10 santimetredir. Bu merdiven yapımı için toplam kaç santimetre da tahta parçası kullanılmıştır diyor. Şimdi 490 49 çarpı 10'dur. E bu da ne yapar? 7 kök 10 yapar. Bu 7 kök 10'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten 6 basamak demişti. 7 kök 10 6'yı çarparım. 7 kök 10. Ne yaptı? 42 kök 10 orta basamaklar. Basamaklar yazalım ya da basamaklar yaptı. E zaten bu 45 kök 10 şu karşısı da 45 kök 10. Toplarsam ben bu 45 kök 10, 45 kök 10'u 90 kök 10'da yapar. 90 kök onda yanlar yaptı. Yanlar. E bunların ikisini topladığımda ne kadar biz e, tahta harcamış olduğumuzu buluruz. 90 42 da 132 kök 10 olur. Cevap değişik. Dikildiğinde boyu kök 48. Hemen aklınıza 16 çarpı 3 geldi değil mi? Yani 4 kök 3 bu dikildiğindeki boyu. Fidan boyu her yıl bir önceki yıldaki boyunun kök 3 katına çıkmaktadır. Kat deyince de çarpma aklıma geliyor. Çarpacağım yani. Dikilen fidanın 3 yıl sonraki boyu. Şimdi dikildiğinde zaten 4 kök 3'tü. 1. yıl kök 3 ile çarparsam burayı. Çarpı kök 3 ne oldu arkadaşlar? Kök 3 kök 3 ile çarpılırsa 3 diye çıkar. 4 çarpı 3 yani 12 yapar. 2. yıldaki boyu bu 12'yi kök 3 ile çarparsam ne olur? 12 kök 3 yapar. Şimdi 3. yıldaki boyu bu 12 kök 3 ile biz ne yapacağız? Bir daha kök 3'ü çarpacağız. Kök 3'ler 3 diye çıkar. 12 ile de 3'ü çarparsan boyumuz 36 yapar. 3. yıl 3 yıl sonraki boyu diyor. E o ne olur dolayısıyla? 36 olur. Fibonacci dizisi her terimin kendisinden önceki gelen iki terim toplamasıyla elde edilen sayılar dizisidir. Bakın bu 1 ile 1'i topla 2 yapıyor. 2 ile 1'i topla 3 yapıyor. 3 ile 5'i topla 8 yapıyor. Bunu diyor yani. Yukarıdaki Fibonacci sayı dizisi ile aynı örüldü kuralı kullanılarak sayılar yazılmış olan kutular görülmektedir. Yani her bir kutuya kendinden önceki önce gelen iki kutunun içindeki sayıların toplamı yazılmış. Ancak bazı kutular boş bırakılmıştır. Boş olan kutular yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu kök 3 ile şurayı topladığımda 3 kök 3 yapacakmış ya. Burası o zaman ne olur? 2 kök 3 olması lazım. 2 kök 3, 1 kök 3 daha 3 kök 3 yapar çünkü. Şimdi şurayı düşünün arkadaşlar. Burası 2 kök ise şayet şurasıyla şuranın yani ilk birinci ile ikincinin toplamı üçüncüyü verecek. Kök 3 ile kök 3'ü toplarsam anca 2 kök 3 yapar değil mi? Şimdi şu son kısmı odaklanın. Kendinden önceki iki tanesini toplama. Yani 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü toplarsam burası da ne yapar? 5 kök 3 yapar. Boş kutulara yazılması gereken sayıların toplamı demişti. Boş kutulara bir kök 3 var. Bir 2 kök 3 var. Bir de 5 kök 3 var. Bunları toplarsam 5, 2 daha 7. Bir de bir burada var. 8 kök 3 yapıyor. Cırcır cır böceğinin 1 dakikadaki toplam ötüş sayısı ne? Hava sıcaklığı T arasında. Nasıl bir bağıntı varmış? T eşittir. Böyle bir bağıntı varmış. Ama Ali bir kitapta okuduğu bu ilişkiyi daha değişik. Şu şekilde bulmuş. Ali cırcır böceğin bir dakikada 810 defa öttüğü ortamda hava sıcaklığını hangi artış iki sayı arasında olduğunu hesaplamıştır. Yani Ali'nin örüntüsüne göre yapacağız. Şimdi ne ötme sayısıydı? Ötme sayısı neymiş? 810. Yani 81 çarpı 10. Hemen şuraya ne diyoruz? Kök içinde 81 çarpı 10. O da ne yapar arkadaşlar? 9 diye çıkar 81. 9 kök 10. Şuraya bir odaklandığınızda bu da 4 çarpı 10'dur kök içinde. O da ne yapar? 2 kök 10 yapar. İşte bu 9 kök 10'dan 2 kök 10'u çıkart diyor. Çıkartırsam ne olur? 7 kök 10 bölü ne bu da? 7. Bu da bunu götürür. Ne kaldı elimde? Kök 10. Bu 10'a kök 10 ekleyeceğiz. Kök 10 kök 9'dan fazla kök 16'dan az. Yani 3'ü geçmiş. Bu kök 10 3,2 gibi yaklaşık bir değere sahip. Salladım çünkü bu 10 ile oru toplarsam 13,2 gibi bir sayı olur. 13'ü geçer demek istiyorum. 13 ile 14 arasında olur yani. 2 kök 8 ile çarpılınca sonucu doğal sayı çıkan çiçekler kırmızı vazoya, sonucu doğal sayı olmayan çiçekler yeşil vazoya konuluyor. 2 kök 8 dediğimiz şey aslında şu arkadaşlar. 2 kök 8'i 4 çarpı 2 gibi yazın. Bu 4 dışarıya 2 diye çıksın. 2 kere 2 yani 4 kök 2 ile. Sizin anlayacağınız aslında kök 2 ile çarpılması gerekiyor. Yukarıda kök 2 ile çarpılanlar tam sayı çıkar. Tam sayı yani doğal sayı çıkar. Doğal sayı çıkınca kırmızı vazoya koyacağız. Kırmızı vazoya koymadıklarımızda yeşile koyarız. Şimdi bir kere şu 3 kök 3 ile bizim 4 kök 2 çarpıldığında kök dışına çıkmaz. Hemen buraya ne yazıyoruz? 1, 3 kök 3 yazalım şunun içine. 3 kök 3. Kök 28 normalde nedir? 4 çarpı 7'dir. E de ne olur o da? 2 kök 7'dir. 2 kök 7 ile 4 kök 2 kök dışına çıkmaz. Hemen şuraya 2 kök 7'yi de yazalım. Yani kök ikili olmayanları yazıyoruz. Mesela 2 kök 6 kök ikili değil. Hemen ne yapacağız buraya? 2 kök 6 ile yazacağız. Ama şu 5 kök 8. Sekiz. 8'i düşünün 4 çarpı 2. Yani 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kere 5. 10 kök 2 yapar. 10 kök 2 işimizi görür. Şunun içine 10 kök 2 yazdık. Çünkü hadi bir tanesini örneğini yapayım. 4 kök 2 ile 10 kök 2'yi çarpayım sizin için. 4 kere 10 40. Kök 2 ile kök 2 ile çarpılırsa 2 diye çıkar. Bakın tam sayı oldu. Onu demek istiyoruz. 5 kök 2 de işimizi görür. Çünkü kök 2'lidir. Kök 2'li olanlar buraya yazacağız. Şimdi 20 neyle neyin çarpımıdır? 4 çarpı 5'tir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kere 4, 8 kök 5 olur. Kök 5'li işimize yaramadı. Hadi şuraya yazalım. 8 kök 5. 48, 16 çarpı 3'tür. Yani 4 kök 3'tür. Yani kök 3'lü de işimize yaramaz. Kök 2'li olması lazım. Hadi şuraya da 4 kök 3'ü yazdık. Buna göre vazodaki çiçek sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Yalnız şurada bir çiçek unutmuşuz. Kök 32 16 çarpı 2'dir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kere 2 8 yapar. 8 kök 2. Aha getirek onu da şuraya yazalım. 8 kök 2. Şimdi oldu sonucu bulabiliriz. Vazodaki birisinde 3 tane çiçek var. Birisinde de 5 tane çiçek var. 3 kere 5 15 olur. Onu soruyor. Efe, Pınar ve Onur yukarıdaki veriler işlemleri yapıyorlar. Yaptıkları işlemlerin sonuçlarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Efe'ye bakalım. Kök dışıyla kök dışını çarpsam 2 kere 5, 10 çarpı kök içiyle de kök için çarpsam aha, kök 9 kare yani dışarıya 3 diye çıkar. Cevap ne olur Efe'nin? 30 olur. Şimdi kök dışıyla kök dışını çarpsam 4 kere 5, 20 kök 2 ile de kök 2 dışarıya kabak gibi 2 diye çıkar. 20 çarpı 2 Pınar'da ne olur? 40. Şimdi kök dışıyla kök dışını çarpayım Onur için 6. Kök 5 ile de kök 5 çarpılınca 5 diye çıkar. 6 kere 5 o da ne yapar? 30. İşte bunların sonuçlarının toplamı diyor. 30 artı 40 artı bir daha 30. Toplarsam 100 yapar. Yukarıda mavi ve pembe renkli kartların üzerinde kütle sayılar yazılmıştır. Farklı renklerdeki iki kartın üzerinde yazan sayılar çarpılıyor ve sonucu, sonucu doğal sayı olan kartlar eşleştiriliyor. Bu eşleştirme sonucunda kullanılmayan kartın üzerinde yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bu kare köklü sayıları azıcık azıcık kök dışarı çıkartalım. 28 4 çarpı 7 olduğu için burası nedir? 2 kök 7. 64 çarpı 15 olduğu için 2 kök 15. 500 100 çarpı 5 olduğu için 10 kök 5. Hani kareselleri karesini bıraktırarak dışarı çıkartıyoruz. Bu 50 25 çarpı 2. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 2. 108 de 36 çarpı 3. O da dışarıya 6 kök 3 diye çıktı. Yukarılar yapalım bir de. Çünkü birbirleriyle çarpacağız. Kök dışına çıkmasını isteyeceğiz. Ne istiyoruz aslında biz? Kök içleri aynı olan sayılar eşleştirin diyoruz. Kök içleri aynı olan sayılar çarpıldığında dışarıya karesel olup çıkıyorlar. Kabak gibi çıkıyor diyoruz biz ona. Bu 16 ne ile neyin 48 ne ile neyin çarpımı? 16 ile 3'ün. Yani 4 kök 3 63 9 da 7'nin yani 3 kök 7 180 36 ile 5'in yani 6 kök 5 98'de 49'da 2'nin çarpımı yani 7 kök 2. Şimdi aşağıdan başlayalım. 2 kök 7 ile kim eşleşir arkadaşlar? 2 kök 7 ile burada 3 kök 7 eşleşir. Çarpıldığında kök 7'ler kök dışına çıkar. Doğal sayı olur. Daha sonra şu 10 kök 5 ile gördüğümüz kadarıyla 6 kök 5 eşleşir. Kök 5'ler çarpımında kök dışına çıkar. Kök kalmaz. Şu 5 kök 2 ile yukarıdaki 7 kök 2 eşleşir. Çarpımında kök dışına kök 2'ler 2 iki diye çıkar. Bir de buradaki 6 kök 3 ile baştaki 4 kök 3 çarpılır. O kök 3'ler de kök dışına çıkar. Hiç ellemediğimiz gördüğünüz gibi burada 2 kök 15'in karşılığı bir karşılığı yok. 2 kök 15'in kök, kök dışına çıkması için Kök 15'li bir şeyle çarpmam lazım. Dolayısıyla cevap kök 60'tır. Şekilde A, B, E, F, B, C, D, e, B, e kenarı ortaktır. Aha da buradan bahsediyor. Bu kenar ortak. F, E 108, 108, 36 çarpı 3. Yani burası 6 kök 3'müş. 36 dışarı 6 diye çıktı. E'de de 75'miş. Yani 25 çarpı 3. O da 5 kök 3 yaptı. Dükkanın alanları santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğu bilindiğine göre doğal sayı olabilmesi için bizim şu kenarımızın ya da şöyle düşünün şu ortak kenarımızın bir kere köküçlü bir sayı olması lazım. Az önceki örnekte dediğimiz gibi bu 6 köküçte de 5 köküçte de köküç var. Bizim köküçten kurtulmamız için yine köküçlü bir sayı ile çarpıp karesel yapıp kök dışarı çıkartmamız gerekiyor. Şıklarda köküçlü sayı arayacağız. 24'e bakalım. 4 çarpı 6'dır. Bu 2 kök 6 diye çıkar. Olmaz. 28 4 çarpı 7'dir. O da 2 kök 7 diye çıkar. Olmaz. 32 16 çarpı 2'dir. 16 4 diye çıkar. 4 kök 2'dir. Olmaz. 48 16 çarpı 3'tür. O da 4 kök 3 olur. İşimi görür. Çünkü bunda da kök 3 var. Benim sayılarımda da kök 3 var. Çarpıldığında 3 diye çıkar. Uzun kenarın uzunluğu kök 75 birim olan dörtgen şeklindeki halının alanının birim kare cinsinden tam sayı olduğu biliniyor. Şimdi az önceki iki sorunun da çözümü yine bunun gibiydi. Nasıldı? Bu 25 çarpı 3 yani 5 kök 3. Ben bu 5 kök 3 ile şu kenarı çarptığımda tam sayı olacaksa o kenar da kök 3'lü bir sayıdır. Hemen şıklara bakalım. Kök 27 9 çarpı 3'tür. 3 kök 3'tür yani cevap direkt. Adana çıktı. İspat edelim mi? Al sana burası 3 kök 3 olsun. Kısa kenarla uzun kenarı çarpalım. 3 kök 3 çarpı 5 kök 3. Dışarıyla dışarı çarpılır 15. Kök 3 ile de kök 3 çarpıldığında o da 3 diye çıkar. Çarp bakayım. 45 oldu. Bakın doğal sayı aldı. Türkiye'de bulunan toplam orman alanı yaklaşık olarak şu kadar hektardır. Orman alanlarının bölgelere göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiş. Şimdi bizim Ege yüzde 18 iymiş. Hemen Ege'ye ne kadar düşüyor bir bakalım. Öncelikle 23,6 çarpı 10 üzeri 6'yı gelin sizden sıfırlı şeklinde yazalım. Şimdi bir tane virgül kaydırırsam ben burası 1 eksiliyor demiştik önceki videolarımızda. O zaman ne olur bu 236 çarpı 10 üzeri 5 olur. Şimdi biz bunu ne yapacağız? 100'e bölüp sonra 18'de çarpacağız. %18'ini bulacağız ya. 100'e böldüğümüzde burası 12, 10, 10 üzeri 2'dir normalde. Bu da yukarıya eksi 2 diye geçer. 10 üzeri 3 kalır. Şimdi 18'den 236'yı çarpalım bakayım. 236, 18. 6 kere 8, 48. Elde var 4. 3 kere 8, 24. 4 de elde 28. Elde var 2. 2 kere 8, 16. 2 daha 18. 1 kere 6, 6. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Topluyoruz. 8, 14'ün 4'ü elde var. 1, 8, 3 daha 11, 1 de elde. 12'nin 2'si elde var. Yine 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4. Çarpı 10 üzeri 3 kalmıştı. Bu bizim Ege'deki ormanlarımız. Bir de Ege bölgesinde toplam orman alanı illere göre daire grafiğiyle gösterildi. İzmir'de bulunan orman alanlarına ait daire dilimin merkez açısı 72 derecedir. Yani Ege'deki tüm ormanın yani 360 derecenin 72 derecesiymiş. Peki Ege'nin tüm ormanına biz ne dedik? 360 derece olsa İzmir hatta şöyle de yazayım sizin için. Ege 360 ise İzmir 72 dereceymiş. E bunu sadeleştirdiğimizde 5'te biri olmaz mı? 5'te biridir. O zaman ne yapacağız biz? Ege'nin ormanını 5'e böleceğiz. Öncelikle siz de ne yapalım biliyor musunuz? Bu 3 sıfırda yanına atalım. 4, 2, 4, 8, 0, 0, 0. Yani 5'e bölmemiz kolay olsun o yüzden. 5'e bölüyoruz. 5 kere 8, 40. Çıkarttım ne kaldı burada? 2, 4 yukarıdan indirdim. 4 kere 5, 20. 4 kaldı, 8'i indirdim. 5 kere 9, 45 kaldı. 3, 0'ı indirdim. 5 kere 6, 30 ve bitti. Ne kaldı burada? 2 tane 0, onu da sonuna attım. Tabi bu bulduğumuz şu anda hektar. Ama hektar ne oluyormuş bir de metrekareye çevrilirken 10.000'le çarpılıyormuş. Yani ilk başta şunu şöyle virgülü şuraya kaydırdığımızda ne olur arkadaşlar? 8,496 çarpı 10 üzeri 5 olur. Bir de şuradaki 10 üzeri 4 ile çarpıp metrekareye çevirirsem ne olur bu? Ne olur bu? Direkt bu şık olmaz mı? Tabanlar eşitse üstleri toplarım. 10 üzeri 9 yapar. Ve bizim 8,496'mız da burada duruyor. Bir öğrencinin haftanın ilk 5 günü çözdüğü soru sayılarla ilgili aşağıdaki bilgi verilmiştir. Soru çözmediği gün yoktur. Bakın A şıkkı otomatik gider. Pazartesi günü 0 çözmüş. A şıkkını eledik. En çok soruyu salı günü çözmüştür diyor. A şıkkını iyice Kafamız karışmasın diye. Bakalım B şıkkında salı günü, C şıkkında salı günü, D şıkkında salı günü çözmüş. Burayı da hallettik. Pazartesi günü çözdüğü soru sayısı Cuma günü çözdüğü soru sayısından azdır. Burada da D şıkkını eleyelim. Çünkü pazartesi günü 30 soru çözmüşken Cuma günü 40 soru çözmüş gördüğünüz gibi. Yani Cuma daha yukarıda. Pazartesi gördüğünüz gibi burada daha aşağıda. D şıkkına gitti. Perşembe ve Cuma günü çözdüğü toplam soru sayısı salı günü çözdüğü toplam soru sayısından fazladır. Şimdi bakalım Perşembe Cuma burada topladığımızda 40, 40 daha ne yapar? 80. Ama salı günü ne çözmüş bu? 100 çözmüş. Bakın bu daha az. Bize diyor ki bunların toplamı fazladır diyordu. Yani B de gitti. C'nin de olduğunu gösterelim en azından. Perşembe günü 50 çözmüş. Cuma günü de gördüğümüz gibi 90 çözmüş. Topladığında ne yapar? 140. 140 gördüğünüz gibi buradaki salı günü çözdüğü 110'dan daha fazla. 140 büyüktür. 110 çünkü cevabımız o yüzden C şıkkıdır. Öğrencilerin derslerine göre yıllık e, yıl sonu puanları Özge, Özlem ve Öznur renkleriyle birlikte vermiş. Yukarıdaki grafikte Özge, Özlem, Öznur matematik, Türkçe, fen bilimleri derslerine yıl sonu puanları verilmiştir. Aşkın hangisi buna göre doğrudur diyor. Matematik dersinde en başarılı öğrenci özlemdir diyor. Matematikte en başarılı öğrenci bir kere özge gözüküyor. Özlem değil yanlış. Özgenin 3 ders ait puanları toplam 261'dir. Özgemiz bizim sarı renkli. İlk başta matematiğe baktığımızda 92. Türkçe'ye baktığımızda 85. Fene baktığımızda da 87. Toplayalım bakalım. 7, 7 daha. 14, 4'e elde var. 1, 9, 8 daha 17, 8 daha 25, bir de elde 26. 264 yapar, 261 yapmaz. Bu da yanlış. Özlemin matematik puanı 3 dersin puan ortalamasından düşüktür. Özlemimiz yeşil renkliydi. Gördüğünüz gibi matematiği azıcık bir şey. Diğer ikisinin fazlaysa, matematikte en azsa zaten matematik ortalamanın altındadır. Hocam ben matematiksel olarak da göstermek istiyorum diyenler için. Gelin ortalamaya bir bakalım. Özlem'in 3 dersin ortalaması. 92'si var fen bilimleri. Türkçesi 90 bir de matematik 75. Hadi toplayayım 7. 9, 9, 18, 7 daha 25. 257'yi biz 3 ders olduğu için 3'e böleceğiz. 3 kere 8, 24, 17, 3 kere 5, 15, 2 kaldı 0 attım. Buraya da virgül atayım. 3 kere 6 18 diye 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 gider. 85.6 gibi bir değer yaklaşık değer. Ama matematiği 75. Bakın matematik ortalamanın altında. Bu da onu söylüyor. Düşüktür diyor. Cevap Ceyhan. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir sinema salonunda izlenilen bir filmin seanslarına göre tam ve öğrenci bileti izleyici sayıları gösterilmiştir. Tam bilet 10 lira, öğrenci bileti 8 lira. Gelin bütün paralara bir bakalım. Tamam mavileri 10 çarpacağız. 24 kişi izlemiş 10 çarparsam 240. 12 kişi de burada neymiş öğrenciymiş. 8 ile 12'yi çarp vereyim sizin için hadi. 12 çarpı 8 96 lira da öğrenciden kazanır. Peki toplam ne kadar kazandı? 336 lira toplam gelir elde etti. Hemen 16 seansına bakalım. 20 tane tam bilet var. 20 ile 10'u çarparsam 200. 15'te yarım bilet var. 15'te de 8 çarparsam 120. Toplarsam 320 lira da 16 seansına kazandık. 19 seansında 18 tane tam bilet. Yani 180 lira oradan alırız. 16 tane de 8. Hemen şuraya 16 ile bir 8'i çarpalım. 6 x 8, 48 elde var. 4, 8, 48, 4 de 12, 128. Bunları topladığımda ise 308 lira para kazandık. 22'de 25 tane tam bilet var. 10 lirayla çarptım 250. 10 tane de 8 liralık bilet sattım 80. Topladığımda 330 lira yaptım. En fazla gelir hangi seansta elde edildi? Tabii ki de 13 seansında. 336 lira gelir elde ettim o zaman. Bir bahçede bulunan 4 çeşit meyve ağacın sayıları aşağıda grafikte verilmiştir. Sütün grafiğindeki veriler daire grafiğiyle gösterildiğinde incir ve kiraz ağaçlarını gösteren daire dilimi merkez açısı. İncir ve kirazın ikisinin birden. Hani toplamını diyor ya. Biz toplam olarak alalım. İlk başta 6 bundan, 5 bundan, 3 bundan, 4 bundan. Topladığımda 6, 5 daha 11, 11, 7 daha 18. 18'de toplam ne kadar? 7'nin biz derecesini istiyoruz. Hani toplam incir ve kiraz ağaçlarını gösteren Daire dilim merkez açılarının ölçülerin toplamı dediği için biz ikisinin birden direkt topladık. 18'de 7 ağaçsa 360 derecede kaç derece yapar diyelim. Ve işler dışlar yapmadan bir sene hani küçükken orantı işlemiştik. Bak 18'in kaç katı bu? 20 katı. O zaman 7'nin de ne olacak? 20 katı olacak. 20 katı. E ne olur o zaman burası? 140 olur verir. Trafiğe kaydı yapılan taşıt türlerinin yüzde miktarları verilmiş. Yukarıda sütun grafiğinde 2020 yılının Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araçların taşıt türüne göre yüzde miktarları verilmiş. 2020 yılının Mayıs ayında 52 bin adet taşıt trafiğe kayıt yaptırmış. Buna göre trafiğe kayıt yapılan otomobil ve kamyonet sayıları toplamı motosiklet sayısından ne kadar fazladır diyor. Tek tek de bulabilirsiniz. isterseniz. burada otomobil ve kamyonet sayılarının toplamını yüzde olarak da bulabilirsiniz. Biz tek tek bulalım. Manuel çalışalım. Bir şeyin yüzde bir kere yarısıdır. 52.000'in yarısı 26 bindir. Bunu bulmak kolaydı. Şimdi 52 100'e yüze bölüp 30 da çarpacağız. Hadi bölelim. 52000 ne? Yüze bölüyoruz. Sonra ne ile çarpıyoruz? 30'da çarpıyoruz. Şu sıfır şu sıfıra götürsün. Bu sıfır da bu sıfıra götürsün. 52 ile demek ki bir 3'ü çarpacağım. 2 kere 3 6. 3 kere 5 15. Şuradaki 2 sıfırı da buraya attım. 15.600 tane motosiklet varmış. 600. Kamyonet %20'siymiş. Kamyoneti bulurken de ne yapacağız hemen? 52.000'in %20'sini bulacağız. 52.000'i 100'e bölüp ne yapacağız? Sonra da 20 ile çarpacağız. Şu sıfır şu sıfır götürsün. Şu sıfır da şu sıfır götürsün. 2 tane 52 zaten 104 yapar. Şu artan 2 sıfırı da buraya ekleriz. 10.400 tane de kamyonet çıkmış piyasaya. Şimdi otomobille kamyonetleri toplayacağız. 26.000 ile... 26.000 ile... 10.400'ü toplayalım. 0, 0, 4, 6, 3. 36.400 tane yapıyor. Bu diyor ki motosikletten ne kadar fazladır? Motosikletimiz burada. 15.600'den ne kadar fazladır? 0, 0, 14'ten 6 çıktı 8, 5'ten 5 çıktı 0, 3'ten 1 çıktı 2. 20.800 fazladır. Cevap Bursa. Yeni nesil mi dersiniz, beceri temelli mi dersiniz, ne derseniz deyin kaliteli kaliteli soruları çözüyoruz. İzmir Faskül de burada bitti. En kısa zamanda yeni yeni güzel, yeni 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 nesil sorularla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere canlar, bay bay.